Merhaba, ben Fikret Cantürk. Yiyecek içecek hizmetleri öğretmeniyim. Eğitimdir ki bir milleti yahür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır ya da esaret ve sefalete terk eder. Dünyamızın karşı karşıya kaldığı sorunları çözmede şüphesiz en önemli araç eğitimdir. Öğrencilerimizi geleceğe hazırlarken onları küresel sorunların farkında bireyler olmasını ve bunlara çözümler üretebilen bireyler olmasını sağlayabiliriz. Üstelik bu farkındalığı bir meslek lisesinde verebilmek çok daha güzel ve heyecan verici. İnsan nüfusunun hızlı bir şekilde arttığı, kaynak tüketiminin yoğun yaşandığı günümüzde sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağı en önemli güncel sorunlardan biridir. Sorunlu üretim ve tüketim, temelde sınırsız insan ihtiyaçlarının sınırlı kaynaklarla nasıl karşılanacağı sorusuna dayanmakta. Tüketim ve üretim ilişkisinin sürdürülebilir bakış açısıyla ele alınmasını sağlamaktadır. Bu bakış açısıyla 20. yüzyılın sonlarından itibaren daha sıklıkla karşılaşsak da, sürdürülebilir kalkınma ile birlikte sorumlu üretim ve tüketim gibi kavramların, ihtiyaçların karşılanabilirliğinin devamı için yaşamsal önem taşıdığı gerçeğiyle giderek önem kazanmaktadır. Bu bilinçle öğrencilerimizle beraber gıda atıklarını değerlendirmek için bir proje gerçekleştirdik. Bu projeyle gıda atıklarını sıfıra indirmeyi amaçladık. Okulumuzda Milli Eğitim Bakanlığı Taşımalı Eğitim Yemek Hizmetleri Protokolü gereği günlük 2800 porsiyon yemek üretimi gerçekleştirilmektedir. Yemek üretimi sürecinde ön hazırlıkta sebzelerin kabuk ve yaprak kısımları atılmaktadır. Oysa ki bu kabuklar besin değeri açısından çok zengindirler. Öğrencilerimizle beraber bu sebze kabuklarından yemeklerde kullanılabileceğimiz bir çeşni elde ettik. Bu projeyle elde ettiğimiz ürünü sürdürülebilir hale getirip yaygınlaştırmayı hedefliyoruz. Projemizde sebze yemeklerinin ön hazırlığında kullanılmayan kabuk ve yaprak kısımları tekrar ayıklanıp temizleniyor. Temizlenen kabuk ve yapraklar sanayi tipi öğütücü blender ile daha ufak parçalara ayrılıyor. Gerekli görüldüğü durumlarda içerisine aroma vermek amacıyla soğan, sarımsak, kereviz yaprağı, nane, kekik ve maydanoz gibi sebzeler ekleniyor. Blender'da öğütülen parçaların ilk olarak fazla suyu süzülüyor ve fırın tepsisine yayılıyor. 80 derecede 8-10 saat kadar fırında kurutuluyor. Sonra tekrar öğütücü blenderdan geçirilerek ince toz haline getiriliyor ve yemeklik çeşne elde ediliyor. Bu projeyle öğrencilerimiz hem gıda atıklarını değerlendirip israfı önlüyorlar hem de gıda atıklarını azaltarak sıfır atık bilincine sahip oluyorlar. Her atık çöp değildir.